Tarihçi ulamalar aytishlaricha, hatta dünyanın yarmini egallab, ulkan saltanatga hukmronlik qilgan İskender hem o'limi oldidan qabrga qup-quruq ketayotgan, ikkala qo'lini chiqarib qo'yganligi hammamiz bilamiz buni. Shuncha mol bo'lsa ham hech narsani olib keta olmaganligi. Ya'ni inson biror narsa olib ketmaydi. Olib ketmagani mayli. Lekin u mol davlat uchun qancha yilib yugurdi, qancha ibodatdan qoldi, qancha shubhalarni qo'shdi. Ertaga unga savol-javob berish bor. U agar bolalariga asqatsa mayli, bolalariga ham asqatmasa mayli. Kimni birov foydalanadi qolgan mol davlatdan, lekin savol-javobni biz beramiz. Savol-javob biz beramiz. Hammasi qolib ketyapti. Ertaga borganda qani bir umr tarozi bosadigan savob tarozingni bosadigan amaling bormi desa ko'rsatadigan narsa yo'q. Qasrlar qurib tashlagandirmiz. Mayli. Lekin nima tarozimizni bosadigan narsa bo'lish kerak. Bo'lmasa biz husronda qolamiz. Shuning uchun Alloh taolo keyingi oyatda quyidagicha keltiradi. Kalla layum bazanna fil hutama. Yo'q. Qasamki albatta u hutomaga tashlanadi. Alloh taolo bu insonning bunday o'ylagani, bunday e'tiqodini rad qilib, uning hutomaga tushishini suraning davomida aytayapti. Ya'ni u mol davlati ko'payib ketsa hamma ish hal qilaman deyapti, yo'q unday emas. Hutomaga tushadi. Va ma adraka mal hutoma narullohi muqada. Hutoma nima ekanligini senga nima ham anglatdi? U yoqib qo'yilgan Allohning bir olovidir dedi. Demak, birovlarni masxara qilib, g'iybat qiladigan, mol davlatim hamma vaqt menga asqatadi, umrimni uzoq qiladi deb o'ylagan kishilar xotomaga tushadi. U nima desa, u olovning, u Allohning yoqib qo'ygan olovi. Allohning olovi degani biz o'ylagan olovdan kuchli olov degani bo'ladi. Biz o'ylagan olov bor-ku, Allohning olovi deganmi, undan kuchli degan bo'ladi. Allohning bayti deydi. Allohning kalomi, u yerda ulug'lash bor edi. Ya'ni juda kuchli olov degani bo'ladi. Allati tattaliu alal afida, u olov bandalarni teshib o'tib yuraklariga qadar yetadi. Ya'ni shunchalik uning olovni kuchliki insonlarning badanlaridan o'tib terisi muskullari, suyaklarini kuydirib, uni yomonlik qilishga, odamlarni past sanashga undagan qalblarga yetib boradi degan. Ya'ni insonlar past sanashga, yomonlik qilishga qalbi undayapti-ku. Qalbigacha yetib boradi. Yurak bandaga eng og'riq sezuvchi azodir. Yurakni xoslab zikr etishiga sabab azob tortuvchi yurak, yurak botil aqida, yomon niyat, kibr va odamlarni past sanashga undaydigan azob hamdir. Shuning uchun xotoma olovlari yuraklarni o'rab chirmab azoblaydi. Xolid ibn Imron rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam do'zax o'z ahlini yeydi. Yuragiga yetib kelganda to'xtaydi. So'ngra jasad yangidan paydo bo'ladi. Uni olov yana qaytadan kuydira boshlaydi. Ya'ni inson bir kuygandan keyin kuymaydi jasadlar. O'sha azobni yanada sezish uchun yana qayta-qayta jasad beriladi. Oyat kerime var ve iza nazija juluduhum badalnahum juludan gayra. Eğer onların terileri pişadigan bo'lsa, kuyib pişsa, yana başka teri beramiz, azobni yana sezsinlar uchun degan. İnneha alayhi mu'sada. Albatta u olov ularni qamrab oluvchidir. Fi amadi mumaddada. O'zlari uzun ustunlarda zanjirbat bo'lib turadi. Oyat kerime. Demek olov to'liq qamrab oladi, ustunlarda zanjirband bo'ladi, chiqib keta olmaydi. Bu surada Alloh taolo so'z yuritgan mol dunyo egalari boy badavlat insonlardan, Alloh taoloni tanimagan, u zotdan uzoq bo'lgan kishilar nazarda tutilgan edi. Biroq Alloh taologa toat ibodat qiladigan, u zotni taniydigan boy mo'min musulmon kishilar qo'llardagi mol-mulkini Alloh taoloning mulki deb bilishadi.
mal mülk tüfeğiyle kibirlenmeydiler. Özlerini özgelerini, başkalarını kemsitmeydiler. Belki mal devletlerini özü üçün birilgen sınav deyip bilip, yakşilikler yolu da işitledi. Öz sahibini Rabbisi'ye yakın buluşu'ya ve cennet kirişi'ye sebep buladıken, mal mülk kandak hem yakşı mal mülktür. Yani bir yerde indi şey, Allah Teala'nı tanımayan, Allah Teala'nı deyip bilmeyen kişiler barıştı. Lekin eğer Allah'ın tanısı, mal mülk Allah'tan deyip bilse, yakşılığa işletse, onu hem mükafatları, onu hem yakşılıkları var. Din boylikten kaytarmaydı. Mal devlet tapıştan kaytarmaydı. Lekin mal devlet tapıp Allah Teala'nı unutup bu işten, başkalarını üstüden tahkirler, hakaret kılarken buluştan kaytarır. Muhterem azizler, Allah tebarek ve teala bu kabi sıfatlardan barchamizni uzak kılsın. Bende hiç kaçan kibirlenmesliği, özünü başkalardan üstün olmasliği gerek. Ve Parvardigar Allah bizlerini hem başkalardan üstün olmayıdigen, kibirlenmeyidigen, mal devletine süyenmeyidigen neden kılsın? Bu mal devlet çünkü vahsilçeli bizge birilgen Allah'ın mülkü. Ertege bizden alıp başkaya verir. Bir vaktler biz yok vaktimiz, başkaları şu ülkede yaşayken, onlar yetişti, biz geldik. Biz hem kançadır yaşayımız, kitemiz, ordumuzda başkaları girerdi. Biz otururken cahilerde başkaları oturardı. Goyakki mektepte gidik. 7 yaşımızda mektepte bari otururken edik. Vakti gelip bitirdik, oğullarımız gelip oturdu. Yani oğullarımızdan bitir yaptı, nabirelerimiz gelip yaptı. Hud düşündük, almaşa girerdi. Almaşa girerdi. Hayat hud düşündük. Şunun için Allah tebarek ve teala rüştü hidayette, doğru yolda özü büyürgen amellerde berdan buluşumuzu ve kaydırgen işlerden yüz övürüşümüzü nasip kılıp iki dünya saadetini müyesser eylegen bulsun.